Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok eğlenceli bir videoyla daha... Meryem, açılış yapıyorum. Bugün hayatları değişiyoruz ama açılışı ben yapacağım. Gel buyur. Gel buyur. Gel buyur. Mikrofonu da ver. Allah Allah. Merhaba arkadaşlar, çok eğlenceli bir videoyla karşınızdayım. Bugün asistanımla hayatları değişiyoruz. İşte bu be. Burak'ı videonun başında zaten gördünüz. Bir dönem bizim asistanlığımızı ve aynı zamanda prodüksiyon amirliğimizi yaptı. Burak benimle çalışırken hep çok çalıştığından şikayet ediyordu. Çok fazla gereksiz iş üstlendiğinden şikayet ediyordu. Ben de dedim ki Burak, gel seninle bir günlüğüne hayatları değişelim. Bakalım hangimiz işi çok daha zormuş. 50 sene geçmiş, aradan şimdi ne alaka dedim yani ilk başta duyunca. Burak'cığım, heyecanlı mısın benim gibi bir gün geçireceğin için? Valla heyecanlıyım. Heyecanlı olmanın en büyük sebebi de 4,5 milyon abonesi olan bir insanı asistan olarak kullanabileceğimi hissetmek, güzel bir şey. Valla benim için de çok heyecan verici olacak. Bugün Burak da ben de birbirimiz için yapılması gereken görevler belirledik. Kahvaltıdan başlayacağız fakat kahvaltıda Burak hiçbir şey yemeyecek arkadaşlar. Çünkü Burak bugün su orucu tutuyor olacak. Neyi? Su orucu dedi, su orucu ne alaka güzel kardeşim ya, zaten Ramazan'da biz bir ay orucumuzu tutuyoruz. Peki ben kahvaltıda ne yiyorum? Valla bir asistan ne yiyorsa onu yiyorsun Meryem. Mide yakan, cayır cayır yakan bir poğaça. Yanında da olabildiğiyle düşük kalite meyve suyu. Meyve suyu mu? Yani hayır yapma de... ya. En son onu annem beslenme çantama koyuyordu ya. Keşke su orucunu ben tutaydım diye dua edebilirsin ya, kahvaltıdan sonra. O zaman hadi kahvaltıyla güne başlayalım. Let's go. Ben tabii kahvaltı etmiş. Hazır, hadi gidelim. Burak'cığım, kahvaltın hazır. Oo, bakıyorum keyfin yerinde Burak ya. Ayakları da sehpaya koymuşsun bayağı. İyi gözüküyor. İnfluencer gibi takılıyorum belki de. Bu arada benim sabah rutinimde asla böyle koltuğa yayılıp PlayStation oynamak falan yoktur ama olsun. Kahvaltı derken gerçekten... Artık bunu sorgulama Burak. Bugün bunu içeceksin işte. Sadece su. İki tane almışsın mide yakandan. Birini bana versen bari. Veremem. Ben açıkçası bir kumar oynadım. Hangisinin iyi çıkacağını bilemediğim için dedim bari bir tane açma. Bir tane de poğaça alayım. Cheers o zaman. Cheers diyelim. Belki içinden bir şey çıkar diye hayal etmiştim ama... Neyli diye aldın sen bunu? Peynirli. Peynire daha henüz ulaşamadık gibi sanki. Wow, bu içindeki peynir miktarına bakar mısın? Eser miktarda ama çok eser yani hani... Peyniri şöyle... Şöyle bir esmiş gitmiş gerçekten. Çok şişmandım çocukken ve bunun tek sebebi bu ikili. Bakın açma ve poğaça yani, o yüzden şu an yemiyorum. Arkadaşlar yemeyin, çok sağlıksız bir şey. Eylül, plazada mı çalıştın daha önce? Ben bu arada kahvaltımı neredeyse bitirdim. Affet olsun. Oh, çok şükür. Ben gideyim bir... Aa, bir saniye ya. Asistancım hadi bir koş bir... Bu porsiyonu daha kahvaltı kap getir be he. Koş. Hadi canısı. Koş kap getir. Hadi aslan kaplan yaparsın tamam, sen. Tamam dur hocam. Bu yaptıklarının hepsi yanına kar kalacak, Allah kahretsin. Teşekkür ederim. Biliyorsun bir Instagram kopyalama muhabbetimiz var. Ben Justin Bieber'ın Instagram'ından çok güzel bir fotoğraf seçtim. Şöyle göstereyim sana. Arka planı falan da bence ayarlamak çok kolay olacak. Aşağı iniyoruz, otoparkta çekeriz diye düşündüm. Şu eşofmanın aynısı bende var. Zaten ben o eşofmanın sana olacağını düşünüyorum. Ne dersin, beğendin mi? Benim kafamda şöyle bir soru işareti var. Şimdi bugün influencer bensem, çekilecek olan fotoğrafa benim karar vermem gerekiyor diye düşünüyorum. Evet aslında. Şimdi ben kalktım geldim Bursa'dan bu video için. Bursa'daydım. Ben kendi şehrimi temsil eden bir ünlüyle bu yola devam ettim. İsterim. Çakala ne dersin ya? Çakal mı? Özdece Trip Boys! Çakal mı? Gelmiş bana Justin Bieber diyor. Tamam biliyorum, bende bir Justin Bieber kumaşı var ama kardeşim Bursa çocuğuyuz biz de. Yapıştırdım çakalı, aklı karıştı hemen. Bırak ya, biz normalde videolarda biliyorsun daha çok böyle hani uluslararası insanları kopyalıyoruz. Hiç bizim videoları izledin mi? Blackpink olsun. İzledim evet. Tekrar hatırlatmak istemiyorum ama video benim videom. İnfluencer benim. Ya kusura bakma ama asistan olarak çok senin fikrini şu anda tartışmaya açabileceğimizi zannetmiyorum. Hangi Meryem'cim videosunda bu segmente bir ünlünün kopyalandığını gördünüz? İşte vizyonsuzluk böyle bir şey. Aklında bir fotoğrafı var mı? Hani şu fotoğrafı kopyalarız falan. Ona göre alışverişe çıkayım çünkü. Giyinik olduğu bir fotoğraf bulursak benim için okey ama beraber bir bakmamız gerekecek galiba çakalın profiline. Bilmiyorum. Tamam. Çıplak üstü. Üstü çıplak olmaz. Burada da çıplak. Üstü çıplak olmaz. Hmm.
Benim şartım olan çıplak olmama şartı var. Bir. İkincisi öne doğru eğildiği için göbeğimi kapatabilme imkanım olacak. Kedi var. O yasuya benziyor. Ben birazcık da o yüzden açtım. Arka plan düz. Arka planı da hallederiz. Direkt beyaz duvarın önünde şurada yapabiliriz. Gül alman lazım. Not ediyor musun bunları? Biliyorsun normalde ben yapıyorum çoğunlukla. Hallederim merak etme. Bu arada bir şey diyeceğim. Arabayı alabilir miyim Burak? Ya kusura bakma da benim işlerim var. Sen metrobüs artık bir şekilde bulursun yolunu diye düşünüyorum. Ama çok fazla AVM gezmem gerekebilir ya bunun alışverişini yapmak için. Gezebilirsin. Metro ile mi gezeceğim? Biz genelde böyle geziyoruz. İki tane arabanız var. Bir tanesini bana layık görmeniz teşekkür ederim. Tamamdır ben metroya binerim. Ya ikisi de lazım biliyor musun bugün? Tamamdır o zaman siz spora ben de bu malzemeleri toplamaya gidiyorum. Görüşürüz kolay gelsin. Güle güle bunları yeme kalanları. Alıp gidiyorum bunları şunlara yeme. Bansam. Yeme. Önce para çekmem gerekiyor çünkü bende İstanbul kart yok. Şimdi kendime bir kart alacağım. 3 geç alalım biz. Ya lütfen yapma, gözünü seveyim ya. Hala gerizekalı ya. Ya gerizekalı, gerizekalısın ya. Arkadaşlar, şimdi spora doğru gidiyoruz. Yeah, let's go. Fazla 40 lira diyor ya. Allah belanı vermesin. Arttır ödeme arttır. Arttır. Allah belanı versin. Olmadı ya. Ya niye kabul etmiyor ya? Olmadı böyle verilir mi? Tadım çok kaçtı. Çok sinirlendim. Çok gerizekalı bir sistem var burada. 10 lirayı 1-1-1 olarak verdi. Arkadaşlar sonunda bir şekilde AVM'ye ulaştım. Kopyalayacağımız fotoğrafı zaten biliyorsunuz. Şu an kopyalayacağım fotoğrafa bakıyorum. Üzerindeki o kırmızı hırkadan bulmaya çalışacağım. İçinde de beyaz bir atlet var arkadaşlar. Yok arkadaşlar burada kırmızı bir şey dahi yok. Yani yakın bir şey bile bulamadım. Ne yapacağız? Burada da yok, burada da yok, burada da yok. Evet, bence sporumuzu tamamladık diye düşünüyorum. Şimdi geriye yapmamız gereken son bir şey kaldı. Her spor salonuna gelen kişinin yaptığı şey, aynada kendimize bakacağız. Fenayım ha. İlk parçamızı aldık. Alışverişleri tamamladım. Üstelik kendime hiçbir şey almadım. Full buruğa çalıştım. Bu da beni bir tık yıprattı. Neyse, too much information, bye bye. Canım patronuma bugün bana çektirdiği her şeyden sonra bir buket gülle geldim. Ay çok naziksin Meryem. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Aynı zamanda bütün malzemelerimizi de topladım. Neler çektiğimi zaten sevgili arkadaşlarım biliyor. Bana arabayı vermeyerek gerçekten yapabileceğin en büyük kötülüğü yaptın. Çok üzüldüm ya. Şu an o kadar yorgunum ki aslında hiç bakma daha bu fotoğrafı çekmemiz gerekiyor bir de. Hadi başlayalım bence artık ya. Hadi bir an önce. Hadi let's go. Git giyin sen. Kameralara şöyle arkadaşlar ben giyinip geliyorum demen lazım. Ben giyinip geliyorum ve videomuza tüm hızıyla devam ediyoruz. Kapımda Merso araba ya ya. Kolumda çantam burada. Ya. Gezdim Bodrum Antalya. Bulamadım. Damn boy. Bir kanka. Oo kankam Reçkol. Her şeyi kahrettin. Yok ben gibi bir buralarda. Kaç lira bastın sahte hesap falan. Reçkol ceza ben. Müthiş. Fide bak. Birisi boynuna isminin dövmesini yaptırmış gibi gururlusun. Ama aynı zamanda çok da hoşuna gittiğini belli etmemeye çalışıyorsun. Tamam. İçeriklerin alayı da benden çakma. Alamam seni Mersom'a hadi yalla. Git kendini bul bir anakonda. Beste her gün unu, mısır unu ve antrikotla. Meryem burada yanımda. Tahtı sağlam sen rahatla kanka.
Onda da var bir Merso ya. Yiyoruz içinde dondurma. Güzel bir fashion sekansı çektik Burak. Benim hayalimdekinden çok daha güzel bir performans sergiledin. Açıkçası beni şaşırttın. Şimdi senin bu noktada artık outfit'ini tanıtman gerekiyor insanlara. Ben şimdi sahneyi sana bırakıyorum. Bakalım ne yapacaksın? Ama senin yönlendirmen gerekmeyecek mi yani Meryem beni burada? Beni birisi mi yönlendiriyor anlamadım ben. Beni sen yönlendiriyor muydun videoda? Ha, öyle bir şey hatırlamıyorum yani. O yüzden bunu senin anlatman gerekiyor. Çok zor olacağını düşünmüyorum. Çok da, tamam okey. Yani çok da zor bir şey de değil. Kardeşim zaten giymişsin kıyafetleri her şeyi yap. Bence de çok zor değil. Arkadaşlar gördüğünüz gibi outfit'im bu. Botlarım özel üretim değil. Özel üretim değil, ayağımı sıkıyor çünkü Meryem'in botları olduğu için. Pantolonum gördüğünüz gibi bol, çakalın aynı fotoğrafında olduğu gibi böyle bir bol pantolon tercih ettim. Gördüğünüz gibi bu hırkayı gene çakalın fotoğrafındaki de çok benzer, aynısını ne yazık ki bulamadık. Şöyle bir detayı var, bunu ben kendi ellerimle yaptım. 6 saat sürdü yapması. Bu gördüğünüz atlet, çok zor bir şey olmadı bunu bulması. Yani her pazarda, şurada burada var. Şuna epey uğraştım. Bu tamamen el emeği, göz nuru, özel alındı bunların hepsi. Çengelli iğneyi bulabilmek için günlerimi harcadım. Doğru boyutu ve ebatı ayarlayabilmek için arkadaşlar. Zannediyor musunuz bir video kolay çekiliyor? Yalnız bir dakika, sen şu an burada dalga mı geçiyorsun ya benim videolarımla? Gerçekten bunu bulmam ne kadar uzun sürdü sen biliyor musun? Gerçekten yani evde genelde çekmecelerin dibinde her zaman bulunan... Hangi evde var gerçekten? Yazıklar olsun. Boyun da çok uzun oldu bu botları giyince, çok fazla bir şey de diyemiyorum. Gözüm korktu yani, iyice uzadı boyu. Meryem Can istiyoruz biz. Arkadaşlar yani... ben bırakıyorum videoyu, çekip gidiyorum ya. Bir Meryem Can asla videoyu bırakıp gitmez. Ne kadar olumsuzluk yaşanırsa yaşansın, her zaman videosuna devam eder. Daha çok ekmek yemeniz gerekiyor Burak Bey. Daha çok ekmek yemeniz gerekiyor. Yani bence artık fotoğrafa geçelim. Çünkü biz Meryem'le çirkinleşmeye başlayacağız gibi hissediyorum. Çünkü bana da bir şeyler geliyor söyleyecek. Söylemek istemiyorum. Bence geçelim hadi. Bu arada sevgili patronum, sana gülüm demem, gülün ömrü az olur. Ay Meryem, gülü solunca ya seni ölünceye dek seveceğim. İyi midir sizce? Şuraya yapıştırmaya başlasam şöyle, şöyle, şöyle. Meryem, ben soruyor muydum burası iyi mi, şurası iyi mi diye? Soruyordun da neyse. Oh yeah! Kapımda Merso, evde karılar, kolumda çanta, Prada. Dur şimdi olacak olacak. Kapımda Merso, araba ya ya. Bir saniye, müsaade eder misin Meryem? Gülleri hazırladım. Çakalın fotoğrafına baktım ve birebir olacak şekilde burada yaklaşık 1,5 saattir tek tek ölçe ölçe çiçekleri dizmeye çalışıyorum. Arkadaşlar ben çekim bırakıyorum ya. Ya arkadaşlar, her kafasına estiğinde çekimi bırakıyor. Bu çocuğun belli ki hiç YouTuber olmaya gönlü yok. Burak sen böyle çok ilerleyemezsin ha. O zaman fotoğrafımızı çekmeye başlıyoruz. Çakalın sakalları yok. Ha, ben sakallıyım. Sadece şurasında minik bir sakal var. Dolayısıyla sakallarını da kesmemiz lazım. Berber muhabbeti yapman lazım araba. Berbere tükürtmediğim için açıkçası berber muhabbeti nasıl yapılıyor bilmiyorum. Ama hani kadınların kuafördeki muhabbetini biliyorum. Böyle bir yüksek fön makinesi çalışırken mutlaka kuaför seninle sohbet etmeye çalışır. Sonra sen ha anlamadım ne dedin diye cevap verirsin. Sonra iyice bozulur. Berberde nasıl işliyor bilmiyorum. Çok affedersin ama berber değdirmesi yapmazsak çok sevinirim. Erkeklerin en büyük kabusudur bu. Çok çirkin şu an. Kötü bir model yaptım. Ama bu ne? Öğretim görevlisi. Caner. Bardak kıracağım, bardak getirin bana. Şu bıyıkları alayım o zaman ben. Tamam. Çakal mı? Tilki yani. Güzel. Şimdi bir dakika, saçlarını da yapalım o zaman. Ben bir saç şekillendirici getiriyorum. Bekle. Ya bu çok zayıf bir prodüksiyon ya. Ben prodüksiyonları yaparken Meryem'i kuaförden kuaföre gezdirdim ya. Hala tırnak bakımcısı bana SMS atıyor. Meryem Hanım randevu süs attı diye ya. Doğru. Bu kadar ucuza getirilmez bir şey yani. Ama sen bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Hangi fotoğrafı istediğini biliyorsunuz. Daha sabah karar verdi. Bana sabah söyledi. Ben nasıl yani hemen sana bir kuaför bulayım? Eğer benim dediğim gibi Justin Bieber'ı yapsaydık her şeyi hazırdı ama sen çakallayıp tutturduğun için şu an bu yaşanıyor. Ya benim orada Bursalılık damarım tuttu biraz da. Şu
çok affedersin bir şey söylüyorum. Spreyi sıkarken kuaförler şöyle bir şey yapardı. Adamın gözüne gelmese kör oldum ya. Wow, prodüksiyon be. Arkadaşlar, Burak ve Çakal'ın saç tipi çok farklıymış. Yani bir şey yaptım, bir sprey sıktım. Hiç olmadı gibi. Spreyi de boca etmiş, tarak girmiyor içine. Bence gayet okey. Tamam değil mi? Fotoğraf çekmeye hazırız. Önce ama kılları temizleyeceğiz değil mi? Tabii tabii. Heh, tamam. Profesyonellik. Oha oha! Ayıptır be! Ben şey, damat eve giriyor. Bıçak kesmiyor. Oho! İşte bu be! İşte bu be! Şimdi sen şu bacağını buradan salıyorsun, tamam mı? Aç bacaklarını. Şu elini şöyle yapıyorsun, emotional bir... Aa, bir şey diyeceğim Meryem, bunun şeyi yok. Adamın siyah dekorları, bir şeyleri, bir dakika, ayrıntıları vardı ya. Bir dakika, ben onu düşündüm, hemen hallediyorum. Prodüksiyon her şeyi düşündü. Şöyle kurdelelerle bağlarız diye düşündüm. Olur, çalışır. En azından o görüntüyü yakalayabilmek için. Normalde videolarda bunları ben düşündüm bu arada. Yine hiçbir şey değişmedi, gene ben düşündüm. Aynen. Bu. Bu. Sen şuranı sal bakayım şöyle. Sal kendini. Koy buraya. Koy. Meryem tatlı attım üzereyi. Galiba böyle çekmişler ama kedi de olması gerekiyor. Birazdan kedi getireceğiz ama şimdi de masa çok burada kaldı. Güller. Kediyi de getirelim. Kediyi unuttuk. Yasu'yu getiriyorum hemen. Yasu, fotoğrafa poz vermen lazım oğlum. Şöyle otur, 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 sana mama vereceğim. Otur, aferin. Tam bu poz, tam bu poz. Arkadaşlar çok yoruldum ya. Ay terledim. Ya Yasu ya. Yasu. Ya buraya bak. Nereye, nereye? Hayvanlarla çekim yapmak çok zor. Yasu. Arkadaşlar, bence gayet güzel fotoğraflar elde ettik. Bu arada bu normalde asistanın yapacağı bir şey değil. Ben şu anda fotoğrafçı oldum. Hatta birazcık bu videoda kafa karışıklığı yaşıyorum. Her şeyi ben yapıyor gibi hissediyorum. Burak sanki hiçbir şey yapmıyor gibi. Ama olsun, birazdan fotoğraflara bakacağız herhalde. Hatta normalde... Ter attım ben burada, mahvoldum ben burada. Bir saattir iki büklüm duruyorum Allah. Arkadaşlar... Bu nasıl bir iş ya? Normalde mesela bu anonsu gene Burak'ın yapması gerekiyordu ama ben kendi kendime konuştum. Aldım elime sazı, oynuyorum yani. Ya... Bırakıyorum ben be. Çok içimde kaldı. Bunu da söyleyeceğim. Arkadaşlar, Çakal'ın en ikonik olayı nedir? Nah, burasındaki beni. Bütün videoda aralarda sürekli söyledim. Ya Çakal'ın beni var arkadaşlar. Ben. Yapmadı. Yapmadı. Niye biliyor musunuz? Biz bencil değil, senciliz. Burak'ın Çakal fotoğrafı bu şekilde oldu arkadaşlar. Editi de ben yaptım. Fotoğrafı da ben çektim. Oldukça güzel bir sonuç elde ettiğimizi düşünüyorum. Burak ilk başta çok fazla mırın kırın etmişti. Bu hırka olmadı vesaire gibi cümleler etmişti. Fakat güzel bir filtre attıktan sonra tam Çakal'ın fotoğrafındaki görüntüyü elde ettik. Şimdi de Burak'la birlikte bir TikTok çekmeyi deneyeceğiz. Daha doğrusu Burak çekecek, ben de ona yardımcı olacağım. Bu arada TikTok'ta beni takip etmiyorsanız takip etmeyi unutmayın. Sen daha önce hiç TikTok çektin mi, onu da sorayım. Ya ben TikTok'u ilk çıktığında uygulamasını indirdim, bir denedim. Denemişliğim o kadar. Çekmeye çalıştım ama ondan sonra çok benlik olmadığını düşününce telefonumda var. Birisi bir şey atarsa ona bakmak için giriyorum ama açıp baktığım bir şey değil açıkçası. Şimdi senin için hazırladığım TikTok'u hemen gösteriyorum. Bakalım ne geliyor. I'm stylish. Black top, big t-shirt, Billy. Damn. Tamam, abla Spider-Man'e dönüştü, ben de Çakal. Aynen. Allah. Ben bunun böyle olacağını biliyorum. Bu arada zaten hiçbir zaman ilk denemede olmaz. O yüzden moralini bozma. Daha ilk denemem bu. Tamam. Yüzün gülsün ama. Heh. Oh, oğlum bunun yakası çıkmıyor ki şeyden. Baksana. Ben değiştirelim. Değiştirelim onu. Neyse ki git bana kıyafet getir demedi. Aklına o gelmedi. Ben yerimde duruyorum. Kendisi gitsin kıyafetini bulsun bir zahmet. Buyurun. Evet, fena değil. Anladın değil mi? Anladım da alanım dar. Geline oyna demişler. Yerim dar demiş. Aynen işte hop, bu. Müthiş. Evet. İşte bu. Ben starıma güveniyorum. Hadi bakalım, starım kayıtta, yap. Düştün ama galiba oldu gibi. Buna da yesin bence düştüğüme ya. Bir dakika, hemen izliyorum. Bence oldu Burak.
Şimdi ikinci kısım var. İkinci kısımda şarkı sözlerini de söylemesi gerekiyor ve kameraya böyle havalı bir poz vermesi gerekiyor. Seni şöyle havalı bir poz vermen lazım kameraya. Meryem'ciğim bir gözlük vardı içeride, rica etsem. Tamam, tabii hemen getiriyorum. Burak Bey gelirken taktım ama inşallah bana kızmazsınız, bir hevesimi aldım. Tamam, çıkartma şimdi. Tamam, buyurun. Camlar da leş, insan siler mi getirir? Kusura bakmayın. Evet. Ateş, ateş! Bir asistanın en önemli görevlerinden birisi nedir? Starı yükseltmek, starı hype'lamak. Müthiş gözüküyorsunuz. Teşekkür ederim. Şimdi ben kayda giriyorum eğer hazırsanız. Ne yaptığını söylersen, şunu buradan yukarıdan mı alıyorum? Ya, her şeyi ben mi söyleyeceğim? 1000 kere izledik. Aynı TikTok'u ikimiz de 1000 kere izledik. Başlıyoruz. Bir tane daha yapalım mı? Yapalım. Güzel. Şimdi hemen bir edit'e geçiyoruz. Oha! Güzel olmamış mı? Hazırsan açıyorum. Okay. Big time stylish. Glock top, big t-shirt, Billy. Watch on my wrist, but I want that. Damn boy! Çok iyi oldu. Arkadaşlar ben TikTok çekebileceğimi düşünmüyordum ama senin yönlendirmelerin ne diyeyim, ben şimdi çok şeyi almayayım üzere çok ama iyi oldu. Güzel olmuş. Doğru bir ekiple mükemmel bir TikTok çektim Burak. Başarının anahtarı doğru ekip. Pardon, güzel olmuş lan. O ağız da çok şey oturdu ya. İlk denemede direkt oturdu, ben onu da şaşırdım. Bence Burak sende bir TikToker ışığı var. Var değil mi? Kesinlikle biraz var. Daha ciddiye alacağım bu yorumları, belki de TikTok'a başlayacağım. Belki de. Şu anda bu ekip Türkiye'nin yeni TikToker'ını yaratmış olabilir. Acaba bir star mı doğuyor? Acaba? Aşağıya yorum bırakın. Bakalım, belki de doğrudur Meryem'in söyledikleri. Artık çok yorulduk. O zaman bir yemek molası verelim mi sevgili patronum? Yani verelim vermesi de benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Sadece su içtiğim için. Doğru, sen yine su içeceksin. Benim ama ben çok acıktım. Gerçekten bir işçi olarak çalışman çok zormuş. Pahalı bir şey yemiyorsun değil mi bu arada? Şuramdan ter aktı. Şuram terledi ya. Ben zaten sen ne söylersen onu yiyeceğim. Görelim. Üzerimizi değiştirdik. Bugün gerçekten çok yoruldum. Çok çalıştım. Güzel bir akşam yemeği yemek istiyorum. Burak sağ olsun bana bir şey sipariş etti ama ne sipariş ettiğini bilmiyorum. Bana sürpriz olacak. Umarım güzel bir şey söylemişsindir. Çok güzel bir şey söyledim. Benim çalıştığım süre boyunca çok severek yediğim, çok sık yediğim ve senin de çok beğeneceğine inandığım bir şey söyledim ama önce kendi öğünümü de ben bir ayarlayayım bence. Evet, senin su orucun hani devam ediyor çünkü hala. Sen ye ben bakmayayım. Peki şu anda ne durumdasın, ne hissediyorsun? Bir açlık var mı? Çok fazla tuvalete gitmem gerekti. TikTok'u çekerken zorlandım çünkü kaç takla attım bilmiyorum. Bayağı bir takla attım, taklacı güvercin gibi. Bütün bunların üzerine işte bence yemek çok güzel geliyor. Reçkol, Temmuz. İnanamıyorum. Bana zurna dürüm mü aldın? Doya doya ye Meryem. Çok beğeneceksin. Peki yani benim zurna dürümü çok seveceğimi nereden çıkarttın? Asistanlık yapıyorsun ya bugün. Sabahleyin bana poğaça ve açma yedirdiği yetmezmiş gibi akşam da zurna dürüm sipariş etmiş. Bu arada ilk defa hayatımda zurna dürüm yiyeceğim. Bu kadar büyük gelmesini beklemiyordum ve üzerinde zurna resmi olmasını da beklemiyordum. Üzerinde bayağı zurna resmi var. Bunu böyle mi hiç ikiye bölecekler diye düşünmüştüm açıkçası. Ben şuradan başlıyorum. Ama bak yanlış yiyorsun. Bunu açmayacaktım. Tamam mı? Onu tamam. Şöyle yani onun zurna gibi. Yani adını zurna koy. Lütfen yani. Tamam. Afiyet olsun Meryem. Umarım beğenirsin. İlk başta gerçekten çok şaşırdım. Merak da ediyordum. Fena değildi tadı. Sevdim. Bir noktadan sonra alıştım. Burak'ın da karnı çok acıktı. Bence ona da artık bir şeyler verebilirim. Çünkü videonun da sonuna geldik. Allah razı olsun. Al sana ya. Bu benim zurna dürümümden birazcık veriyorum. Benim için gerçekten bu arada çok zorlayıcı bir gündü. Normalde tabii ki bir asistanın yapmadığı şeyleri de yaptığımı düşünüyorum. Hatta benim çoğunlukla yaptığım işleri yaptığımı düşünüyorum. O sebeple de biraz fazla yoruldum. Burak bana araba vermeden alışverişe yolladı ya. İşte o zaman ben bittim. O noktadan sonra birazcık enerjim düştü. Fakat Instagram kopyalama ve TikTok çekmede gayet güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Senin tarafında da bugün nasıl geçti merak ediyorum bu arada Burak. Tam ısırdığım da soruyor yani. Sen devam et üstad. Benim için de gayet eğlenceliydi. 50 tane takla attım. Hadi bir daha. Oraları benim için çok zordu. Spor bölümü zordu. Alışmış insan için belki kolay olabilir ama çok uzun sürede spor yapmadığım için ve squat'tan yani o squat'ı boş ağırlık takmadan falan yaptım ama hala bacaklarım tutmuyor, titriyor falan bacaklarım.
Ne bileyim, bir şey diyemedim. Sürekli su içiyorum. Mutfağa gidiyorum, bir şeyler görüyorum, alamıyorum. Alırken yakalanırım diye korkuyorum. Dayandım suya, 50 kere tuvalete gitmek zorunda kaldım. Sürekli tuvalete gitmek biraz zordu. Ama midem bomboş, midem cımbır cımbır oynuyor yani. Yürüdükçe o şeyini sallanmasını hissediyorum. Bunu da insan insana yapmaz yani. Sen bunu niye yaptın, kendine niye yaptın? Ben bunu bir de 3 gün yaptım bu arada. Sorucunun şöyle bir faydası var Burak. Bağırsakları temizliyor. Vücut toksinlerden arınıyor. Aslında çok da boş bir şey değil. Aynı zamanda bir detoks etkisi yaratıyor. İyi, güzel detoks yaptım diye düşünüyorum. Sporda ter de attım. Taklaları atarken de bayağı bir ter attım. Kapanış huzuruna dürümle yapman ne kadar detoksa yardımcı olmuştur bilmiyorum ama hani bir noktada günün bir kısmında yapmış oldun en azından. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Mutlaka yorumlarda belirtin. Burak'ı sevdiniz mi? Burak'la daha fazla video gelmesini istiyor musunuz? Özellikle TikTok'u hakkında yorumlarınızı bekliyoruz bu arada. Sizin yorumlarınız bizim için çok değerli. Belki yeni bir TikToker doğabilir. Bu memleketimiz için ne kadar faydalı olur inanın bilmiyorum ama yorum yapın lütfen. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Zurna bir adam güle güle deseydi. Bir şey değil. Ne, el salladım. Zurna. Ha, zurna şey. Dedim ye.